Salak ne akıtıyor? Bunda apaçıya mı biniyorum, kaskata mı biniyorum belli değil ya. Ben diyorum oğlum, o motor çok sert değil. Sert değil abi. Yok la, benzin değil ya. Ne akıtıyorsun? Radyatör suyu akıtıyor, su çünkü tuttuk. Kanka fazla doldurduysa tahliyeden atıyordu. Abi o kadar da daha atmaz ki, daha Ayazlar'dan buraya geldik, buradan buraya geldik. Sarı sarı olsun. O zaman biz buna en yakın yerde bir mola verelim. Motor bir soğusun. Radyatör suyuna bakalım sonra. Onları yakalayalım, verelim ya molayı. Bunu çok atıyorsun. Bu ne abi? Hadi çalıştır. Karbüratör değil. Radyatörün suyu mu gidiyor? Tahliye mi var orada? Aynen. Tahliye varsa normaldir oğlum. Tahliye. Boru mu var? Tahliye ise sıkıntı yok, moru. Sen şu ayakla indir de bir şuna bir bakın ya. Ya da sen dur orada. Ayakla indir bir. Azaltmıyor ama abi. Ama bu zamana kadar da fazlayı tahliye etmesi lazım. Ayaklığı koymadın Doğan abi. Diyorum, tutacağım. Tamam. Durmuyor öyle. Yücel motor tut. Bak abi. Aç bir daha, burada tahliye deliği var. Geliyoruz. Dur dur. Motor tut bir kanka. Biz bir şey, CRF'lerde yağ atan yer gibi mi tahliye yeri var? Delik aç. Alttan delik aç. Ama onu niye attın ki oğlum ya? Evet, o şeyin su pompasının altında tahliye deliği var abi. Atilla abiye sorarız. Tamam. Norm. Tahliye deliği mi olurmuş tamam. Bırak. Ama niye bu kadar atıyor? Bir bu zamana kadar niye bitmedi? Yani. Onun debriyajını falan sökmüştü ya.
Bunun debriyajını söktüyse şeyi de yapamam. Şeyi de tekrar doldurmuştur radyatör suyunu. Nasıl su akıyor tahliyeden? Bak çeşme gibi su akıyor abi tahliyeden. Allah Allah. Altta tahliye deliği var, ondan atıyor. Sendeyken hiç böyle bir şey olmuş muydu? Yok. Onu fark ettik de ondan durduk ya. Aynen. O yüzden bir şurada bir dinlenelim de. Şu biraz su olsun. Radyatör kapağını açıp bir su durumuna bakalım.